İzlediğiniz bu videonun PDF dosyası engineeringtr.com'da. Evet arkadaşlar, engineeringtr kanalına hoş geldiniz. Ben Ufuk, kimya mühendisliği derslerinde size yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kimya mühendisliği ders dışında mühendislik ortak derslerinde de yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Bu benim ilk videom olduğu için KMG dersi, yani kimya mühendisliğine giriş dersiyle başlamak istedim arkadaşlar. Video serileri boyunca istekleriniz ve önerileriniz olursa videoların altına yazabilirsiniz. Bunları dikkate alacağım elimden geldiğince. Kimya mühendisliğine giriş dersine başlamadan önce birkaç tanım yapmak istiyorum. Çünkü kimya mühendisliğine giriş dersi kimya mühendisliğinin temeli. Ve bu dersi ne kadar iyi anlarsanız kimya mühendisliğini okurken o kadar rahat edersiniz aslında. Bu noktada birkaç tanım yapacağız. Kimya mühendisliği nedir denilince tanımı şu olur arkadaşlar. Kimya mühendisliği genel uygulamalı kimya ile ilgilenmekle beraber mühendislik temel kavramlarını kullanmak şartıyla kimyasal reaksiyonlardaki problemleri çözerek ham maddelerden daha faydalı, pahalı ürünler üretmeye yarayan, makine ve teçhizatın yapımı içinde oluşacak proseslerin şartını belirleyen mühendisliktir. Çalışma alanlarına değinecek olursak, kimya mühendisliğinin çok fazla çalışma alanı vardır. Bunlardan bazıları diyorum. Tüm endüstriyel tesisler, ithalat ve ihracat büroları, temel kimyasallar, çimento, cam, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, laboratuvarlar, rafineriler, otomotiv, ilaç, metal, nükleer enerji, plastik, sağlık, tekstil, boya, gıda, petrokimya tesisleri gibi birçok örnek verilebilir bunlar hakkında. Bu derste en çok kullanacağımız iki tanım ise boyut ve birimdir. Bu iki tanımı ne kadar iyi ayırt ederseniz o kadar başarılı olursunuz bu konuda arkadaşlar. Boyut ölçmenin en temel kavramıdır arkadaşlar aslında. Şöyle mesela uzunluk, zaman, kütle, sıcaklık gibi ölçülebilen ya da hız, hacim ve yoğunluk gibi hesaplanabilen niteliklerdir. Birim ise bir boyutun ölçümü için kullanılan referans büyüklüğüdür. Örneğin uzunluk bir boyut iken uzunluğu ölçmek için kullandığımız metre bir birim oluyor arkadaşlar. Bu iki tanımı birbirinden ayırt ederseniez bu konuda o kadar başarılı olursunuz arkadaşlar. Bizim dünya genelinde kullandığımız birçok birim sistemleri vardır. Ama biz bu derste temel olarak burada gördüğünüz 4 temel birim sistemini kullanacağız. Bunlardan bir tanesi CGS birim sistemi, SI birim sistemi, FPS birim sistemi ve mühendislik birim sistemidir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela CGS birim sisteminde bizim uzunluğumuz metreyken mühendislik birim sisteminde veya FPS birim sisteminde farklı bir birim olabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda CSG birim sistemindeki bir birimi FPS birim sistemi, SI birim sistemindeki bir birime çevirmeniz de mümkündür arkadaşlar. Bu konuda devamını soru çözerek değerlendirmek istiyorum arkadaşlar videonun. Umarım bu buradaki tanımları, ne demek istediğimi gayet iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Şöyle basit bir soruyla başlayalım. Bunu ben anlatmasam bile birçoğunuzun çözebileceğine inanıyorum. Ama çözüm taktiğini göstermek için basit bir soruyla başlamak istedim ben arkadaşlar. Burada bize ne demiş? 70 kilometre bölü saat kaç metre bölü saniyedir arkadaşlar? 72 kilometre bölü saat demiş. 72 kilometre bölü saati yazalım arkadaşlar. Burada bunu yazdıktan sonra şöyle düşünün arkadaşlar. Biz bunu öyle şeylerle çarpacağız ki iki basamakta yapacağız arkadaşlar bunu. Şöyle bir tablomuzu çizeyim aslında. Bizden istediği şey ne? Metre bölü saniye. Metre bölü saniye arkadaşlar. Buradan şimdi şöyle düşünün. İlk önce kilometreyi metreye çevirmeye çalışalım arkadaşlar.
Buradaki kilometreyi metreye nasıl çeviririz? Sorunun altında zaten ben size çevirileri vermişim. Bu çevirileri genelde ya hocalar soruların altına verir ya da sınava girerken tüm birim sistemlerindeki dönüşümleri verir arkadaşlar. Ben burada örnekleri çözerken örneklerin altına vermeyi tercih ettim. Ama ekstradan isterseniz birim sistemlerinin birbirine dönüştürülmesini size atabilirim. Zaten bu bilindik şeyler genelde. 1 kilometre metreye çevirebilmek için paydaki kilometreyi yok etmek için ilk önce bir paydaya kilometre yazmamız lazım arkadaşlar. Şöyle düşünün, 1 kilometre verdik diyelim. 1 kilometre kaç metreydi? 1000 metre arkadaşlar. O zaman buraya 1000 metre bölü kilometre yazarız arkadaşlar. Kilometreyi metreye çevirdiğimize göre ikinci basamak olarak saat saniyeye çevirelim arkadaşlar. Paydadaki saati yok etmek için saat yazmamız lazım. 1 saat yazdığımızı varsayalım buraya da. 1 saat kaç saniyeydi? 3600 saniye arkadaşlar. Unutmayın, birim paydada ise paya yazarız onu, yok ederiz. Payda ise paydaya yazıp yok ederiz arkadaşlar. Bunu saniye yapalım. Saniye yaptıktan sonra şöyle bakalım arkadaşlar. Buradaki kilometre yok eder. Buradaki saat ise burada saati yok eder. Geriye metre bölü saniyemiz kaldı arkadaşlar, burada istenildiği gibi. Buradan da sonuç 72 çarpı 1000 çarpı bölü 3600 çıkar arkadaşlar. Buradan da sonucumuz bizim 20 metre bölü saniye arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçersek, şöyle bir sorumuz var. Biraz daha komplike bir hale getirdik sorumuzu. Burada ne demiş bize? 52 lbm çarpı fit bölü dakika kare kaç kilogram çarpı santimetre bölü saniye karedir arkadaşlar. Burada yine dönüşümleri verdim ben size. Yine başlayalım arkadaşlar basit bir şekilde. 52 lbm çarpı fit bölü ne dedik? Dakika kare arkadaşlar. Bunu öyle şeylerle çarpacağız ki sonuç olarak biz buradan kilogram çarpı santimetre bölü saniye kare bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradan hesaplamaya başlarsak, İlk olarak lbm'yi kilograma çevirmeye bakalım. 1 lbm 453,593 grammış arkadaşlar. Burada 52 lbm verilmiş bize. Yani 52 lbm çarpı fit bölü dakika kare. Lbm'yi ilk önce kilograma çevirelim burada. Nasıl çeviririz? Payda daha doğrusu 1 lbm varmış. Payı yok edebilmek için paydaya bir lbm yazmamız lazım. 1 lbm kaçmış? 453,593 gram arkadaşlar. Lbm'yi kilograma çevirdik sayılır. Aslında grama çevirdik arkadaşlar. Buradan şöyle düşünün. Grama çevirdik. Bizim gramı yok etmemiz için şöyle düşünün. Kilograma çevireceğiz çünkü. 1 kilogram kaç gramlı arkadaşlar? 1000 gramlı arkadaşlar. 1000 gramı buradan gramlar da gidecek. Kilograma çevirmiş olduk lbm'yi. Devam edelim. Fit'i neye çevireceğiz? Santimetreye. 1 fit kaç santimetreymiş? 30,48 santimetreymiş. Fit nerede? Payda. O zaman paydaya 1 fit ekleyeceğiz. 1 fit 30,48 santimetre arkadaşlar. Son olarak bizim neyimiz kaldı? Dakika karemiz. Şöyle yapalım. Dakika karemiz nerede? Paydada. O zaman buraya 1 dakika kare yazarsak, buradaki dakika kare dakika kareyi götürür. Paydada olduğu için paya dakika kare yazıyoruz arkadaşlar. 1 dakika kaç saniyeydi? 60 saniyeydi. Ama bizden saniye kare istiyor. Zaten 1 dakika kare de 60 saniye karedir. 1 dakika
60 saniyedir. Dakika kare olduğu için burası da dakika kare olacak arkadaşlar. Buradan götürmelerimizi yapalım. Buradaki LBM, buradaki LBM'yi götürür. Gram elde ederiz. Gramı kilograma çevireceğimiz için burada grama böldük yine. Elimizde kilogram kaldı. Devam edelim. Buradaki fit'i götürür. Elimizde santimetre kaldı. Buradaki dakika kare, buradaki dakika kareyi götürür ve 60 saniye kaldı. Sonuç aslında buradan şöyle göstereyim. Kısaca 52 çarpı 453 nokta 593 arkadaşlar. Buradan başka ne var? Çarpı 30,48 arkadaşlar. 30,48. Buradan böyle olarak ne var? 60 var arkadaşlar ve çarpı 1000 var. Buradan da sonuç olarak arkadaşlar biz ne buluyoruz? 0 virgül 1997 kilogram çarpı santimetre bölü saniye kare arkadaşlar. Bu soru da tamamsa bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bu soruyu biraz da kimya ya özendirmeye çalıştım ama kimya üzerine soru çözmek istemiyorum şu an tam olarak. Bir sonraki videoda zaten birim çevirmelere devam edeceğiz. O yüzden bu konuda sadece birim çevirme üzerine soru çözeceğim. Bir sonraki videoda daha çok kimya ağırlıklı birim çevirmeler yapacağım arkadaşlar. Buradaki sorumuz neymiş arkadaşlar? Suyun yoğunluğu 0,998 gram bölü santimetre küp kaç LBM? Fit küptür. Çok basit bir soru arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bize verilen 0,98'i yazalım. 90 burası da 90, 998 arkadaşlar. Gram bölü santimetre küp. Çok basit bir çevirme yine. Bizden LBM bölü fit küp isteniyor arkadaşlar. Buradan biz bunu nelerle çarpacağız ki LBM bölü fit küp çıksın arkadaşlar. Öncelikle gramı LBM'ye çevirelim. Burada gram az önce neredeydi? Şöyle bakalım arkadaşlar. Buradan LBM yukarıdaydı ve biz grama çevirdik bunu. Bu sefer tam zıttını yapacağız arkadaşlar. Gramı LBM'ye çevireceğiz arkadaşlar. Gram payda. Paydaya o zaman biz gram yazacağız. Neydi? Şöyle uzatalım şurayı biraz. 453 yazamadık. 453,593 gram. Neydi? 1 LBM. Buradan devam edecek olursak gramı LBM'ye çevirdik sayılı. Santimetre küpü fit küpe çevireceğiz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Santimetre burada fite eşit. O zaman fit kare santimetre kareye eşittir. Küp olduğunu varsayarsak kübüne eşit olur arkadaşlar. Buradan santimetre kübü yok etmek için paya santimetre küp yazarız. Neydi? 30,48 santimetre küp. 30,48 santimetre küp. Bir fit küpe eşittir arkadaşlar. Buradan ise sonucumuz şöyle düşünün arkadaşlar. 0,998 çarpı 1 çarpı 30,48 bölü 453,593 buradan da çarpı 1 gelir. Pek bir önemi yok bunun. Buradan da sonucumuz bizim ne çıkar arkadaşlar? 62,30. Şöyle sileyim. 62,30 LBM bölü fit küp arkadaşlar. Bu videomuz
Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.